Osmaniye İl Başkanımız ve Sayın Genel Başkanım, müsaadeniz olursa Gaziantep'e ve ülkemize hayırlı olsun diyoruz biz efendim. Bugün isterseniz konuya ahlakla başlayalım. Ahlak soylu bir kavramdır. Bütün dinlerin ortak alanıdır. İnsanlığın da ortak alanıdır. Ahlak eğer bir insanda içselleştirilmişse o insan güzel insandır. İnsanların en hayırlısı ahlakı en güzel olanıdır diyor Hazreti Muhammed. Yalandan sakının, çünkü yalan bir tarafta, iman da bir taraftadır. Yalanla iman bir arada olmaz diyor yine Hazreti Muhammed. O kadar önemlidir. Ama ben siyasete girerken, genel başkan olduktan sonra halkıma bir söz verdim. Hangi koşullarda olursa olsun yaşamım boyunca halka hep doğruları söyleyeceğim dedim. Çünkü millet artık yalan söyleyen siyasetçiden bıktı. Doğruları söylememiz lazım. Doğruları söyleyeceğiz ve onun arkasında duracağız. Yalanla halkı kaldırmak doğru bir şey değil. Bütün milletimin bilmesini isterim. Bizi izleyen bütün yurttaşlarımın dinlemesini isterim. Kim sana yalan söylüyorsa emin ol, onun eli senin cebindedir. Kim yalan söylüyorsa. Çünkü o yalanı seni kandırmak için söylüyor. Seni soymak için söylüyor yalanı. Son günlerde bir Alo Fatih dönemi başladı. Alo Fatih diyor. Fatih daha cümle bitmeden emredersiniz diyor. Burada size dinlettiğim tapeler mahkeme kararıyla alınmış, altını çiziyorum, mahkeme kararıyla alınmış dinlenmelerdir. Numaraları vardır, tarihleri vardır. Bir savcı fezlekesini imzalayıp gönderdikten sonra o fezleke artık kamunun malıdır. Gizli kapaklı değildir artık o fezleke. Dün bir tape düştü. Yine Alo Fatih ile ilgili. Ama bu kez Mustafa Sarıgül'ü göstermeyin diyor. Biliyorsun diyor, çok sıkıntılı bir dönemdeyiz diyor. Neden gazetenin birinci sayfasında Mustafa Sarıgül'ün fotoğrafı var? İsterseniz bir onu hep beraber dinleyelim değerli arkadaşlar. Başbakan, haber ve medya grubundaki muhtemel adamı Alo Fatih'i anlattı. CHP'nin İstanbul adayı Mustafa Sarıgül hakkında yapılan haberler nedeniyle... Furçal Tarih. Alo, buyurun efendim. Müsait misin? Buyurun efendim, çıktım odadayım, tek başıma. Buyurun efendim. Ya şimdi tabii bir şey döneme girdik, hassas döneme. Şimdi sen ikisinin tabii kayınpederinden herhalde kaynaklanacak. Yani bu şeylerde, ön sayfalarınızda, şurada, burada, bu malum zatla ilgili yani yayın politikaları, televizyonlardaki yayın politikaları yani bayağı şey yani iyi gidiyor. Efendim birçok bu konuyu aranızda tutmuşsunuz mu ayrı meselede? Bu konuyu konuştuk. Bana şunu söyledi. O bile küfrederek affedersiniz. Hiç bizimle ilgisi yoktur Fatih dedi. Biz dedi bu adamın ne olduğunu biliyoruz dedi. Ve biz burada Gürsel Tekin'i çıkartıyoruz önüne kasten. Ya sürekli olarak görseli alıyorum önüne. Ya ne yönde alıyorsun canım? Orada yayın şeylerinde sürekli onunla ilgili yayınlar
televizyonda var. Efendim yani bilgi eksik vermiş olabilirler. Aksine hep... Yok, ben kendim bakıyorum, her gün mesleğe bakıyorum. Her gün bakıyorum mesleğe. Televizyonu herkese dinliyorum. Yani takip ediyorum. Tamam efendim. Tamam. Yani, müsaade ederseniz ben bir şey söyleyeyim. Herkesin de söylediği şey herhalde büyük ihtimalle diyorlar. Hiç kesinlik de yok. Kayıpedir onun sponsoru durumunda olduğu için, onunla beraber hareket ettiği için. Yok yani bana dedi ki Fatih dedi, Hüsamettin'in dedi bizim gazetemizin stratejisiyle hiçbir ilgisi yoktur. Gayet rahat olabilirsin, bizzat kendisi söyledi. Hiçbir problemi yoktur dedi. Ben daha da hassas olunmasına gayret vereceğim ama bunu söylerim. Başbakanın fırçasından sonra Habertürk gazetesinde birinci sayfa Sarıgül haberleri tümden kesilir. Ahlak neydi? Ve bu haberle. Size diyor ki, neden diyor gazetenin birinci sayfasına koyuyorsunuz diyor. Kim söylüyor? Bu ülkenin başbakanı söylüyor. Çıksın yalanlasın bakayım. Kendi sesinden. Mahkeme kararıyla yapılmış bir dinleme. Bilmediği bir şey var. Onların bilmediği bir şey var. Önümüzdeki günlerde hep beraber göreceksiniz. Gürsel Tekin gidecek İstanbul'da Mustafa Sarıgül'ün elini kaldıracak.